Bazen deriz ki bir derdimiz olur, yahu bu dert sanki hiç geçmeyecek. Bazen bir güzellik gelir, o güzellik hiç bitmeyecek zannederiz. Vaktin birinde bir padişah bunu fark etmiş. Demiş ki, yahu öyle bir şey olsun ki yanımda, bana her an hatırlatsın. Çok böyle saltanata kaptırdığım vakit bu saltanatın da bir gün gelip geçeceğini bileyim. Çok mahzun olduğumda, bir şeye dertlendiğimde bu derdin de bir gün gelip geçip gideceğinden haberdar olayım. Ne yapsak? Bunu nasıl sağlarız? Bir veziri, efendim demiş, yüzük sürekli takıyorsunuz. Serçe parmağınızda bir yüzük var. O yüzüğe bir şey yazdıralım. Arada o yazıyı gördükçe siz hem kederin gelip geçeceğini hem saltanatın gelip geçeceğini fark edin. Çok güzel dersin demiş. Ne yazdırsak sahi? Böyle sormuş soruşturmuşlar. Kim ne teklif getirdiyse padişahın gönlü he dememiş. Gönlün he demesi önemlidir. Allah dostları derler ki kalbine huzursuzluk veren işi yapma. Çünkü hiçbir insan kalbinde huzur olduğu halde Allah'a isyan edemez. Kalp mühim bir delildir. Kim ne dese padişahın kalbine yatmamış. Bir derviş bunu duyunca bir mektup yazmış hünkâra. Demiş ki, efendim yüzüğünüzün üstüne bu da geçer yahu yazdırın. Padişah, bu ne demek demiş ya, niye böyle bir şey yazacağız? Çağırın bakayım gelsin o derviş. Getirmişler huzura. Niye demiş bu da geçer yahu yazacağız? Derviş tebessüm etmiş. Efendim bunun uzun bir hikayesi var. Nedir anlat bakayım. Vaktiyle bir köyden geçerken soğuk bir kış günü konaklayacak bir yer aradım. Dediler ki yahu bizim burada bir Şakir Ağa var. Çok misafirperver, cömert bir adamdır. Sen bir Şakir Ağa'nın kapısını çal. O Tanrı misafirini geri çevirmez. Gittim araya sonra buldum. Muhteşem bir konak, çok güzel bir yer. Şakir Ağa'nın kapısını çaldım. Tanrı misafiri misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. 2-3 gün boyunca baktılar. Havalar düzelince tam ayrılacağımız sıra Şakir Ağa'ya sarıldım. Dedim ki kardeşim, bak Allah-u Teala sana ne güzel ikram etmiş, ne kadar güzellikler vermiş. Aman bunun şükrünü ihmal etme, dünyaya dalıp gitme. Şakir Ağa güldü, dedi ki, aman dedi, bu da geçer, bu da geçer yahu. Eyvallah dedim, ayrıldık. Bir 3-5 sene sonra yolum yine aynı köye düştü. Şakir Ağa'yı bir ziyaret edeyim, vefadandır dedim. Evine vardım ki bir başkası var. Şakir Ağa'ya sordum, ah dediler o bir sel felaketiyle beraber bütün tarla, taban, ne var ne yok hepsi gitti elinden. Hiçbir şeyciği kalmadı. Şimdi bu evin sahibi benim. Benim yanımda çalışır. Bak şu aşağıdaki bahçıvan kulübesini görüyor musun? Orada kalır. Ben de ağırlarım seni. Yok teşekkür ederim demiş derviş. Ben bir Şakir Ağa'yı göreyim. Gitmiş ki üst baş, elbiseler, pejmürde, perişan halde. Ama o kardeşim demiş. Aynı muhabbetle kucaklamış filan. Derviş biraz teselli vermek için dedim ki ona diyor. Şakir Ağa, takma kafanı, dünyadır bu. Dün öyleydi, bugün böyle vesaire. Bilmem mi kardeşim dedi. Bu da geçer, bu da geçer yahu. Eyvallah dedim, ayrıldık. Birkaç sene sonra yolum bir daha oraya düştü. Uğradım, Şakir Ağa'yı sordum. Dediler ki, o şu tepedeki köşkü görüyor musun? Şakir Ağa orada otur. Nasıl oldu? Çıktım gittim. Ne yaptın Şakir Ağa? Yahu o yanında çalıştığım adamcağız vefat etti. Vefatıyla beraber kimi kimsesi yok. Bütün mal varlığını bana bıraktı. Allah Allah. İşte tekrar Allah-u Teala ikram etti vesaire. Maşallah demiş derviş, memnun olmuş. Ama kafama takmıyorum. Nasıl olsa bu da geçecek. Gülmüş derviş de. Artık bu da geçer sözünü ben oradan öğrendim demiş padişaha. Padişah merakla dinliyor. Bir gün geldim. Yine Şakir Ağa'nın köyüne yolum düşende bir ziyaret edeyim. Nerede Şakir Ağa? Tepedeki mezarlığı gösterdiler. Dediler ki sizler ölmüş. Vefat etti. Ah dedim, gideyim şu dostun yerine de bir Fatiha okuyayım. Gittim başucuna, bir de ne göreyim. Mezarının taşına kocaman yazdırmış. Bu da geçer yahu. Hünkârım, ben de dedim ki onu görünce, İlahi Şakir Ağa, bunun neyi geçecek, artık ölmüşsün. Bundan nasıl böyle bir şey söylüyorsun. Bu da geçer yahu, hala mı diyorsun. Tebessüm ettim, Fatiha'mı okudum, ayrıldım. Bir müddet sonra yolum köye düşen de Şakir Ağa'ya bir Fatiha okuyayım diye gittim ki bir sel gelmiş, mezarının olduğu yeri de dümdüz etmiş. Anladım ki o da geçermiş sultan. Öyle deyince padişah, yazın demiş yüzüğe, bu da geçer yahu. Ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düşsek, bunun da geçeceğini bilmek ama peşinden yahu diye Cenab-ı Hakk'ı anmak ve onun lütfuyla, onun ihsanıyla bu sıkıntının da geçeceğini bilivermek
adamlıktır. Ne zaman bir güzelliğin içine düşsek, onunla şımarmamak, ne zaman bir nimet olsa onunla şımarmayıp bunun da bir gün geçeceğini bilmek, işte o da adamlıktır. Her kişinin değil, her kişinin harcıdır. Parmaktaki yüzüğe yazdırsak bu da geçer yahu diye, yüzüğü evde unuturuz, çıkartırız, kalır. Bunun da geçeceğini unuturuz ama kalbimize bir serlevha olarak assak ve desek ki bu da geçer yahu, ne külfet sıkıntı verir, isyana götürür adamı, ne de nimet şımarıklığa sebep olur. Biliriz ki bu da geçecektir yahu. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, ektiğini biçer bir gün. İnsan bir ekin misali, ektiğini biçer bir gün. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Bastığımız kara toprak, boyumuzu aşar bir. Bastığımız kara toprak, boyumuzu aşar bir. Gör yastığa düşer başın, gözlerinde gurur yaşın. Gör yastığa düşer başın, gözlerinde gurur yaşın. Belki de bir can yoldaşın, mezarını kazar. Belki de bir can yoldaşın, mezarını kazar bir. Belki de bir can yoldaşın, mezarını kazar bir.